Merhaba çocuklar, nasılsınız? Hayat bilgisi dersinde dün işlediğimiz konuda kitabımızı burada eksiğimiz kalmamıştır umut ediyorum. Eksiğiniz varsa bir an önce tamamlayacağınıza hem güveniyorum hem öğütlüyorum. Bu kitaptakini hayat bilgisi bölümü sanırım bitti. Dün de yapmıştık. Şimdi bu konuyu takiben Mucit Hayat Bilgisi'ndeki bölümü işleyeceğiz. Evet, Mucit Hayat Bilgisi kitaplarımızı açıyoruz. Aferin. Açtığınızı görüyorum, görüyorum, görüyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama görüyorum. Selamlar. Evet, sayfa 87. Buradan da görüyoruz. Güzel ülkem Türkiye. Bakın, dünya haritasında, siz de kitabınızda bakın üstte, Türkiye'nin yerini kırmızıyla işaretlemiş. Evet, ülkemizin yeri. Yalnız orada bir şey diyor. Ülkemiz dünyanın kuzey yarım küresinde. Şimdi yarım küre kavramını şunun üzerinden bir kısaca anlatayım. Çocuklar, bu dünyamızın maket modeli, küre diyoruz. Şurada, şöyle de yakından göstereyim. Sanki bir çizgi varmış gibi. Dünyamızın gerçeğinde böyle bir çizgi yok. Bunu büyük sınıflarda okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Buna biz ortadan böyle bölünmüş gibi ekvator çizgisi diyoruz hatta. Konumuz değil ama ipucu olması için veriyorum. Bunun şu üst tarafında kalan bölümü kuzey yarım küre, alt tarafında kalan bölümü güney yarım küre diyoruz. Ülkemiz bu durumda, işaretli yerine bakalım. Şuradan yukarı olduğuna göre hangi bölümde? Kuzey yarım küre bölümünde. Bizim ülkemiz kuzey yarım küre bölümünde. Burada da o bilgiyi vermiş zaten. Asya kıtasında diyor. Zaman zaman haberlerden, televizyon programlarından, abinizin, ablanızın kitaplarından da böyle biliyorsunuzdur. Kıtalar diye bir kavram var. Dünyamızda bölümler var. Türkiye Asya kıtasında. İstanbul bölümü Avrupa kıtasında kalıyor ama bunlar büyük sınıf konuları. Ön bilgi olarak size bir vermiş olalım. Şuradaki bilgiyi bir açıklayalım. Ne demek istediğimi. Bir daha bakalım. Ülkemiz, güzel Türkiye'miz kuzey yarım kürede. Hadi o kırmızı işaretli yeri siz de tutun elinizde, görün. Dünyanın üzerindeki yerini, ülkemizi buradadır. Güzel ülkemiz Türkiye. İnşallah sağlık, sıhhatli, güzel günlere en yakın zamanda ilerleyeceğiz. Bakalım. Şimdi sizin kitabınızda da var burası. İlgili sayfayı bulun bakalım çocuklar. Bulduk. Diyor ki bakın, aşağıdaki haritada Türkiye'nin yerini bulup kenar sınırlarını çizelim. Sonra da içini boyayalım. Haritadan, kitabımızda. Hadi bulalım Türkiye'yi. Önce kalemimizi alalım. Dış kenarlarından şöyle bir çizelim bakalım. Hı, çizdiniz mi? Çizin. Sizin zamanınız var. Şey bittikten sonra da, ders videosu bittikten sonra da yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz. Durdurup tekrar bunu geri alabilirsiniz annenizin yardımıyla. Önce haritamızın kenarlarını bir çizelim. Sonra da içini boyayalım diyor. Hadi boyayın bakalım. Bizim de haritamız böyle olsun. Yavaş yavaş dediğim gibi yapabilirsiniz bunu sakince. Tekrar videoyu geri alabilirsiniz. Ülkemizin yerini dünya haritasında boyayalım. Sonra öbür sayfaya geçelim. Alttaki resmi. Bakın üstünde ne diyor? Aşağıdaki Türkiye haritasında başkentimizi kırmızıya. Önce virgüle kadar olan yeri yapalım. Başkentimizi kırmızıya. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki dersteki videoda başkentimiz neresiydi? Duyuyorum. Ankara. Hadi bakalım herkes Ankara'yı bir tutsun. Evet, tuttuk mu? Aferin. Kırmızıya. Hadi kırmızı kalemlerimizi alalım. Ankara'yı kırmızıya boyayalım. Bakalım. Benim işim burada kolay. Düğmelere basıyorum. Tık, boyadım. Hadi siz uğraşın bakalım kalemle biraz. Güzel güzel. Bak görüyorum böyle karalama yok. Sakin sakin kalemi eğik tutuyoruz. Evet, bastırmadan. Ankara'yı boyadık mı? Boyadık, elimize sağlık. Ne diyor? Yaşadığımız ili de
bir rengi. Yaşadığımız il neydi? Ay ben unutmuşum. Van mıydı, Kars mıydı, neresiydi? Duyuyorum. İstanbul, bravo size. İstanbul, evet. Yaşadığımız şehir. Hadi onu da istediğiniz bir renge. Güzel güzel bir boyayın bakalım. Hem boyuyoruz hem öğreniyoruz değil mi? Bakalım. Rengeli otomatik. Niye İstanbul'u boyamadı? İstediğiniz renge. İstanbul'da istediğimiz bir renge boyuyoruz. Şöyle bir yeşilli. Şurada da var. Yalnız haritada bir şey... Yani sizin kitabınızda boyamış. Evet, tamam. Burada boyalı gözükmüyor da Marmara Denizi niye mavi değil diye düşündüm. Sizin haritanızdan boyalı Marmara Denizi. Bu sırada haritanızın üzerinde de biraz konuşabiliriz. Bakın, ülkemizdeki denizlerden de bahsedelim. Tam şuraya parmağınızla tutun bakalım, okuyun. Ülkemizde şurada hangi denizimiz var? Karadeniz. İstanbul yaşadığımız şehirden bir kısmından Karadeniz. Şurada ne denizi var bakın? Marmara Denizi, aferin. Hadi Marmara Denizi'nden, şuradan, Boğaz'dan gemiyle çıktık. Ege Denizi. Akdeniz. Bunlar da ülkemizin denizleri. Konumuz burada bitti. Diğer konumuzda, diğer dersimizde görüşmek üzere. Haritamızı güzelce boyadığınızı, evet, Ankara, yaşadığımız şehir, pardon, başkentimiz. Ne vardı Ankara'da başkentimizden ayrı? Atatürk'ümüzün Anıtkabir'i, bunu unutmuyoruz. Yaşadığımız şehir neresiydi? İstanbul. Bu şehirlerde, biz yaşadığımız şehirde, diğer yaşayan şehirlerdeki tüm öğrencilerimize sevgiler, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın çocuklar. Diğer derste görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz, özlemle bekliyoruz.